Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Misak-ı Milli konusundan bahsedeceğim. Öncelikle Misak-ı Milli direkt olarak tarih ezberlememiz doğru olmaz. Bunun tarihini en basit şekliyle kongrelerden sonra 1. TBMM'den de önce olduğunu bilelim. Biz Misak-ı Milli kararlarını 4 başlık altında görebiliriz. Bunlar sınırlar, boğazlar, azınlıklar ve kapitülasyonlar şeklinde. Sınırlar, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arapların yaşadığı yerlerde halk oylaması yapılması kararı alınmıştır. Boğazların güvenliği dünya ticaretine açık olacak. Azınlıkları ise Müslümanlara tanınan haklar onlara da tanınacak. Ekranda gördüğünüz tabloda bu anlattıklarımın hepsini toparladım. Siz inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte dış borçlar başlığı da vardır. Bu kararların ardından İstanbul İtilaf Devletleri tarafından 16 Mart 1920'de işgal edilmiştir. İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal Atatürk'e haber veren Manastırlı Hamdi Bey'dir. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.